Sevgili izleyiciler, iyi günler. Uzman programında bugünkü konuğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Kuşku Bey bizlerle. Biliyorsunuz 17 Kasım Dünya Premature Günü'ydü. Biz de Mehmet Bey'le orada tanıştık ve kendisini daha sonradan aradım, bir yayın sözü aldım. Malum bugün aslında önemli bir konuyu ilgilendireceğiz. Tüm ebeveynleri, tüm adayları ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Premature bebekler ve bebeklerin, ailelerin yaşadıkları sorunlar. Evet, geçmişe nazaran bu yolda eminim ki pek çok yol kat edildi. Ama velakin görüyoruz ki tıp teknolojisi ilerlemesine rağmen belli başlı sıkıntılar var mı? Peki yok mu? Bunu Mehmet Bey'le istişaresini yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olun. Geçmiş olsun diyorum. Bir grip sağ olun. Atlattınız çok teşekkür herhalde. Ederim. Şu Görüşmek anda hafif bir soğuk algınlığımı devam evet. ediyor. Seste bir... farklılık olursa özür dilerim. Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben burada sesim gidik halde, çok önemli bir yayını tamamladığımı biliyorum. O yüzden sağ olun, hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi Buz Ateşi'nde o gün bir kutlama yapıldı Acıbadem Hastanesi. 17 Kasım Dünya Premature Günü'nde epey de bir kalabalıktı. 300 kişi katıldı değil evet, mi? Evet. Dilek Olay. Orada işte Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen vardı. Vali Yardımcısı Arslan Avşar Bey de falan katılmıştı. Güzeldi. Ebeveynler vardı. Çocuklar vardı. Yani her yaştan çocuk vardı ve gördüğüm zaman aslında ilk defa öyle bir etkinliğe katılıyorum. Gerek fiziksel olsun gerek zeka olsun, çocuklar çok sağlıklıydı. Şimdi tabii tıbbın gelişmesiyle birlikte geçmişe nazaran artık günümüzde birçok olanaklar mevcut. Tabii vatandaş bunu nasıl algıyla görüyor? Hala sorunlu mu görüyor premature deyince, yoksa bir sıkıntı yaratmıyor mu? Ben de premature'yim. 2Q olarak doğdum. Tabii şimdi bizim zamanımızı nasıl hayatta kaldık, hani bir yayın öncesi istişarede bulunduğumuz için diyorum. Hani bizim yine Allah'tan doktorlar iyi bir şekilde başarmış, hayatta kalmışız. Bu zamana kadar gelmişiz hiçbir sıkıntı yaşamadan. Peki, klasik bir soruyla başlamak istiyorum hocam. Premature ne demek? Buradan bilmeyen izleyicilere bir paylaşalım bu bilgiyi. Şimdi öncelikle Merve Hanım, size çok teşekkür ederim. Böyle bir konuyu, böyle bir Kasım ayında farkındalık yaratmak için bir program yaptığınız için hem bu teşekkür prematüre doğanlar, hem de bu prematüre doğanlara hizmet eden biz sağlıkçılar açısından önemli. Gerçekten prematüre dediğimiz zaman Dünya Sağlık Örgütü bunu 37 haftanın ya da 259 günün altında doğanları bu şekilde tanımlıyor. Bizler yeni doğan prematüre bebek veyahut da preterm diyoruz, erken doğan olarak tanımlıyoruz. Eğer bu bebeklerimiz 28 haftanın altında doğmuşsa biz bunlara çok küçük prematür diyoruz. O şekilde de ayrılıyor yani. Tabii tabii. 28-32 hafta arasında doğmuşsa da küçük prematür. 32 hafta ile 37 hafta arasında doğmuşsa da buna işte sınırda, orta veya geç prematür şeklinde bir alt gruplara ayırabiliyoruz. Bunları tartışırken çok küçük prematür dediğimiz zaman ne demek istediğimizi anlatma açısından önemliydi. Bu şekilde belirtmek istedim. Evet. Şimdi tabii dedim ya yayının başında. Şimdi prematür deyince bir olumsuzluk, hep ebeveyn olsun işte. Hep öyle düşünüyoruz, hani prematüre nasıl olacak, sağlıklı mı falan. Bu algı gerçekten toplum nazarında yıkıldı mı geçmişe nazaran? Şimdi tabii yaklaşık olarak bir 11 yıl önce Avrupa'daki prematüre bebek sahibi aileler etkinlik yapmaya başladı. Çünkü prematüre doğumlarla kimse ilgilenmiyordu. Çok büyük bir sorun. Ama kimse ilgilenmediği için oradaki aileler etkinlik yapmaya başladı. Daha sonra dernekler buna sahip çıktı. Derneklerin sahip çıkmasıyla birlikte işte Kasım ayı prematüre farkındalık ayı, 17 Kasım da Dünya Prematüre Günü şeklinde kutlanmaya başlandı. Burada belli temalar çerçevesinde kutlamalar yapılıyor ve farkındalık oluşturmaya çalışılıyor. Eskiden prematür nedir, ne değildir hiç bilmeden bu işler yapılırdı, ama yavaş yavaş bu farkındalık oluşmaya başladı. Sebebi de şu esasında. Şu anda prematür bebeklere baktığımız zaman Avrupa'nın ve Türkiye'nin işin doğrusu en geniş çocuk hasta grubunu oluşturuyor. Avrupa ve Türkiye. Türkiye'nin en geniş çocuk hasta grubunu oluşturuyor. Ve dünyaya baktığımız zaman prematüre doğum oranı %5 ile %18 arasında değişiyor. Bu ne anlama geliyor? Yılda dünyada 15 milyon bebek ya da Türkiye'de 180 bin
bebek prematüre olarak doğuyor. Az bir oran çok, değil sonuçta. Çok büyük bir rakam. Evet. Ve şunu söyleyebilirim ki prematüre doğan bir bebeğin normal zamanında doğan bebeğe göre ölüm riski Merve Hanım 1 değil 2 değil tam 13 kat fazla. Çok yüksek bir oranda ölüm şanssızlığı söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımız zaman 5 yaşın altındaki ölümlerde birinci sırada zatüre hala. Ama hemen ikinci sırada prematüre doğumlar geliyor. Avrupa ve gelişmiş ülkelere baktığımızda ise prematüre doğumlar birinci sırada. Gelişmiş ülkelerde aksine. Tabii yani orada zatüre hallettikleri için esasında prematüre doğumlar onlarda biraz daha fazla gözükmektedir. Mesela geçen sene 5 yaşın altında yaklaşık olarak 5 milyon 300 tane çocuk vefat etti. Ve bunların da yaklaşık 5'te 1'i prematüre. Yani 1 milyonun üzerinde çocuk dünyada her yıl prematüre nedeniyle ölmektedir. Bu ne anlama geliyor? Her dakika 2 ya da 3 tane prematür bebeği biz maalesef kaybediyoruz. Kaybediyoruz. O gün de geldiğimde ben de duygulanmıştım. Şimdi sizler konuşma yaptınız 17 Kasım Dünya Prematür Günü etkinliğinde. Sonra ebeveynler çıktı. İşte kucaklarında çocuklarıyla, bebekleriyle birlikte falan. Onlar da çok duygulandı. Tabii buradan biz konuşuyoruz. Tabii ki siz bunu canlı şahidiniz bir doktor, uzman olarak. Bir de o ebeveynlerin bir empatisini yapabilmek lazım. Onların yaşadıkları süreci aslında değil mi? Anlayabilmek lazım. Çünkü hakikaten kolay değil. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi halk arasında her bir tabir, o prematüre tabiri her kilosu düşük olana deniliyor. Peki bunun başka alt başlıkları oluyor mu yoksa prematüre olarak mı adlandırıyoruz? Şimdi prematüre tanımını yaparken esasında gebelik haftasını baz alarak biz söylüyoruz. Buradaki esasında kavram kargaşalığı biraz da bizden kaynaklanıyor Merve Hanım. Neden? Çünkü bundan 30-40 yıl önce bizler 2,5 kilonun doğan, altında doğan her bebeğe prematür demişiz. Ama bu tanımın doğru olmadığını gördük. Neden? Çünkü zamanında doğup da kilosu düşük olanlar var. Ya da kilosu 2,5'un üzerinde olup da prematür özelliği olanlar var. O yüzden biz o 2,5 kilonun altında doğan herkese prematür demek yerine şu anda işte prematüre, intrauterin gelişme geriliği ya da haftasına göre düşük doğum ağırlıklı gibi farklı tasniflere gidiyoruz. Ama geçmişten gelen bir alışkanlık var. O da nedir? İşte 2,5 kilonun altında doğanlara prematür demek. Ama bizler şu aşamada gebelik haftasına göre değerlendirip bu şekilde tasnif ediyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Evet. Peki hocam şunu soracağım. Bu hani 2,5 kilo doğup da erken doğanların oranı nedir? Çok fazla yani var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, şükürler olsun ki şükürler olsun ki prematüre ile ilgili istatistikler az önce verdik. Dedik ki çok büyük oranlarda ölüm gözüküyor, sakatlıklar gözüküyor. Ama şükürler olsun ki prematüre doğanların büyük bir kısmı büyük haftalarda. Yani %85'i 32 ile 37 hafta arasında. Bunda çok büyük bir problem olmuyor. Bizler şu andaki teknolojik imkanlarla bu bebekleri çok rahatlıkla yaşatabiliyoruz. Hiçbir sorun oluşturmadan yaşatabiliyoruz hatta. %10'u 32 ile 28 hafta arasında. Ama bizim için esas önemli olan sorun oluşturan 28 haftanın altında. Şükür ki bu yaş grubu olan prematürlerin oranı %5'i geçmiyor. O yüzden genel olarak baktığımızda her ne kadar tablo kötü de olsa büyük resme bakmak lazım. Evet. O büyük resimde de bizler çok şeyler yapabiliyoruz. Prematüre bebeklere baktığımız zaman onların yaklaşık olarak %75'inde önlenebilen sebepler var Merve Hanım. Bu rakam esasında hem iyi hem kötü. Kötü, şimdiye kadar prematüre doğumlarla ilgili çok da fazla çalışmamışız demektir. Bu onun göstergesi aslında değil mi? Ama iyi tarafı da bundan sonra eğer çok çalışırsak, düşünün mevcut olan ölümlerin ve sakatlıkların %75'ini önleyebiliriz. Bu bizim çok güzel bir şey, bizi çok motive eden bir şey ve bizim ne kadar çok çalışmamız gerektiğini gösteren bir rakam. Evet. Peki şimdi geçmiş yıllara yani bir 10 yıla, 20 yıla öncesine bakarsak şimdi günümüzde erken doğan ve erken doğanlara karşı daha bir önem verilmeye başlandı değil mi? Bunu biraz doktorların bilinçlenmesine, araştırmalara ve tıp teknolojisine bağlayabilir miyiz? Şimdi
Önceden biz 28 haftayı zaten altındakiler bir çok değil, bir 10 gün, 10 yıl önce yaşamaz kabul ediyorduk. Ama şimdi yaşam sınırı çok aşağı indi. Mesela şu aşamada 24 hafta, hatta 21-22 haftaya kadar düştü. O dereceye düştü. Dolayısıyla yaşam olasılığı artınca da otomatik olarak prematüre bebeklerde bir artış oldu. Hem oranlarında hem de sayı olarak. Dolayısıyla sorunlar fazla olduğu zaman da toplumu ilgilendirmeye başladı. Az önce bahsetmiş olduğum gibi öncelikle prematür aileleri bunu provoke ettiler. Daha sonra vakıflar sahip çıktı. Şimdi tabii bunlarla uğraşan biz sağlık çalışanları bunu sahip çıkmaya çalışıyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum gibi %75'i esasında bu çocukların önlenebilen aslında nedenlerle olabiliyor. Neden? Dolayısıyla bizler ne kadar bu prematür bebeklerle uğraşırsak, ne kadar sorunlarını çözmeye çalışırsak işin doğrusu, o kadar da başarılı olmuş o çocukların sakatlıklarını ve arkasından da ölümlerini önlemiş oluruz. Evet. Peki şimdi baktığımız zaman hangi sorunlarla karşılaşıyoruz genelde prematüre bebek doğduğu zaman? Şimdi prematüre bebeklerdeki sorunları esasında iki aşamada incelemek lazım. Birincisi doğduktan sonra hastanede geçen dönem, ikincisi de hastaneden taburcu ettikten sonra geçen dönem. Hastanede çocuk doğduğu zaman en sık gördüğümüz RDS dediğimiz prematür bebeğin solunum zorluğu sendromudur. En sık bunu görüyoruz. En önemlisi de bu. Neden? Çünkü en çok öldüren ve sakatlık bırakan hastalık bu. Bunun yanında enfeksiyonları çok sık görüyoruz. Gerek sepsis olsun, gerek menenjit olsun, gerekse de nekrotizan enterokolit dediğimiz rahatsızlık olsun. Bunları çok sık görüyoruz prematüre bebeklerde. Yine nefesini alamama olayları, apne dediğimiz olaylar çok sık gözüküyor. Yine maalesef damarlardaki çok hassasiyet nedeniyle beyin iç kanamaları çok fazla görüyoruz. Bunun yanında ısı değişikliği, kan şeker problemlerini erken dönemde hastanede yatarken çok sık görüyoruz. Bir de tabii görme çok önemli. Damarların yeteri kadar çok gelişmemesinden dolayı da prematüre bebeklerde prematüre retinopati dediğimiz bir rahatsızlık çıkıyor ve körlüğe kadar gidebiliyor. Tabii çocuğu taburcu etmiş olmamız, eve göndermiş olmamız her şey bittiği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Bu çocuklarda mesela kronik akciğer hastalıklarını görebiliyoruz. Reaktif solunum yolu hastalıklarını çok sık görüyoruz. Serebral palsi maalesef erken doğan bebeklerde sık gördüğümüz bir durum. Beslenme problemleri, enfeksiyonlara meyiller, arkasından gelişme gerilikleri, hatta prematüre doğan bebeklerin daha sonra nitelikli iş gücü kaybına kadar gidebiliyor. Daha sonraki aşamalarda. Ama güzel taraf nedir? Güzel tarafı şu. Mevcut olan şu andaki imkanlar, yani teknolojik olarak imkanlar ve bu konudaki tecrübeli sağlık çalışanların var olmuş olması prematüre bebeklerin ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçebiliyor. Evet. Dediğim gibi daha 10 yıl önce 28 haftayı biz yaşamaz kabul ediyorduk ama çok iyi koşullarda şu anda prematüre bebekleri bizler yaşatabiliyoruz. Evet, şimdi dedim ya, ben yine iyi yaşamışım yani. Evet, kesinlikle. Annenizi tebrik etmek lazım. Tabii, tabii yani o dönemleri düşündüğümüz zaman aslında. Peki dediniz ya, işte bir hastane süreci var, bir taburcu olduğu süreç var. O süreç bebekten bebeğe değişiyordur değil mi? Hastanede kalması, taburcu olması. Belli bir zaman değil mi var? Hani şu yaşa kadar, şu kadar kontrol ediyoruz, gözlerinde tutuyoruz falan. Şimdi ya da hastaneye tabii, geliyorlar muayeneye. Prematür bebeklerin büyük bir kısmı az önce bahsetmiş olduğum gibi 32 haftanın üzerinde. Bizim için esas sıkıntı olan 28 haftanın altında. Tabii haftalık ne kadar düştükçe sakatlık oranı o kadar fazla oluyor. Bu bebeklerin takipleri de keza öyle. Mesela dünyanın şu anda yaşayan en küçük bebeği Seybi isminde bir bebek ve bu Amerika'da San Diego'da 245 gram doğdu. 245 gram. 245 gram doğdu. Geçen Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayında doğdu. Şu anda taburcu ve sağlıklı. Ve bu bebeğin hastanede takibi tam 6 ay sürdü. Tabii
Hastaneden taburcu olması sizin söylediğiniz gibi bütün problemleri halletmiyor. Onunla ilgili birçok bahsetmiş olduğum sorunlar var. Bu sorunları da bir pediatri hekiminin koordinasyonunda kulak, burun, boğaz, göz, çocuk nörolojisi ve diğer branşlarınla birlikte çok iyi takip edilmesi hepsiyle gerekir. Beraber. Eğer iyi bir hastanede doğmuşsa, yani teknolojik olarak iyi, hekimler bu konuda tecrübeli, efendim hekim dışı sağlık çalışanları yeterli ve etkinse bu bebeğin problemleri daha sonra çok daha az gözüküyor. O kıstas çok önemli. Eğer kötü şartlarda donanımı yeterince olmayan, yeteri olmayan bir hastane doğarsa yaşaması bence olanaksız gibi bir şey diyebilir miyiz? O kadar küçük kesinlikle doğan bir bebek şimdi için. Dünyaya baktığımız zaman dünyada mesela şu aşamada prematüre doğumlarda yaşatılabilme olanağına baktığımızda mesela Amerika'daki en iyi merkezlerde 24-25 haftalık bebeklerin yaşatılabilmesini yaklaşık olarak %65'lere çıkarttılar. Bu çok büyük bir oran. Yine 32 haftalık bebeklerin yaşatılma oranı yaklaşık olarak %90'lara çıktı. Ve daha sonraki dönemlerde bu %95'lere kadar çıkabiliyor. Türkiye'ye baktığımızda esasında Türkiye'de belki 10 yıl öncesinde biraz kötü bir tablo vardı ama o kadar hızla gelişti ki hem teknolojik imkanlara çok sahip olduk hem tecrübelerimiz çok arttı. Şu anda neredeyse dünyanın en iyi merkezlerine yakın sonuçlarımız oluyor bizim. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman istatistik olarak 28 haftanın altındakileri çok rahatlıkla yarısını çok yaşatabiliyoruz. Bunu siz her yıl düzenli olarak verileri takip edip karşılaştırıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Yani Türkiye'de bu konuda çok iyi merkezler var. Ama Eskişehir'de bu açıdan bence çok şanslı. Çünkü gerek biz gerekse diğer hastanelerde teknolojik olarak gerçekten çok iyiyiz. Ve arkasından da bu bebeklere bakabilecek hekim tecrübesi söz konusu, altyapı çok iyi ve bizler de dünyadaki bu yaşatılabilen küçük bebeklere yaklaşıyoruz artık. Yani çok rahatlıkla işte 400 gramlık bebekleri, 23-24 haftalık bebekleri Eskişehir'de yaşatabiliyoruz. En düşük ne kadardı? Bizim tabii diğer hastaneleri bilmiyorum ama bizim hastanemizde en düşüğü 380 gram 23 haftalıktı. Şu anda sağlıklı ve herhangi bir... Bir yaşını doldurdu mu? Doldurdu. 2 yaşlara geldi. Çok güzel. Belirgin bir göz, kulak ve nörolojik bir sekeli de işin doğrusu yok. Gerçi bu kadar erken doğanlarda bunları bekliyoruz ama az önce bahsetmiş olduğum gibi biraz şanslı olmak lazım. Tabii. Dünyada ülkeden ülkeye bunlar çok değişiyor. Ülkede şehirden şehire çok değişiyor. Aynı şehirde de hastaneden hastaneye çok değişiyor. O yüzden prematüre doğum yapacak olan gebelere şunu söyleyebiliriz. Lütfen doğumlarını bu konuda tecrübeli olan ellerde yapsınlar. Evet, buradan adaylara da gerekli bilgilendirimleri biz yapalım. Peki hep hani sorundan bahsediyoruz ya prematüre doğum deyince. Bunun iyi bir yanı var mı? İyi bir yanı, olumlulukları yani. Mesela o gün konuşmanızda da güzel bir örnek verdiniz aslında sonunda. Albert Einstein'ın da bir prematüre doğumunu söylediniz. Şimdi biz tabii prematürelere bakarken hep kötü tarafından bakıyoruz. İşte diyoruz, evet, geliyor. Diyoruz ki işte %5, %18 oranında gözüküyor. Çok fazla prematür doğuyor. Bu prematür bebeklerde ölüm şansı çok yüksek. Ama az önce bahsetmiş olduğum gibi gerekli olan tedbirleri alır. İyi bir tedavi şansı, iyi bir takip şansı verirseniz o bebeklere, o bebekler normal doğan bebeklerden çok daha iyi koşullarda zekası da iyi oluyor, çalışma şartları da iyi oluyor ve hatta daha iyi düzeyinde olabiliyor. Bugün bahsetmiş olduğum gibi esasında tarihte tarihe damga vurmuş prematür bebekler var. Mesela Isaac Newton en önemli bilim adamlarından bir tanesi. Bu prematüredir. 1 kilo 300 gram doğmuştur. Yine evrim teorisinin sahibi Darwin. Evet. Darwin prematürdür. Yine Tom Sawyer'ın bütün hikayelerini biliriz. Mesela onun yazarı mesela yine prematürdür. İngilizlerin en büyük başbakanlarından, en meşhur başbakanlarından Churchill mesela.
Çok erken doğmuştur. Yine zamanımızda o gün de bahsetmiştim. Einstein mesela. Evet. Einstein de erken doğan prematürelerden bir tanesidir. Onun küçük yapıda olmuş olması, konuşmasının biraz gecikmiş olması, yaşıtlarını biraz geç yakalamış olması bu prematüre özelliğinden kaynaklanıyor. Hatta ailesi zeka geriliği mi var diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. Mesela 1990'lı yılların mesela ben çok sevdiğim şarkıcılarından bir tanesi Steve Wonder'dır. Hı hı. Grammy ödülü de almıştır. Mesela Steve Wonder prematüre doğan bir bebekmiş ve o dönemde prematüre retinopatisi nedeniyle gözlerini kaybetmiştir. Yani şu anda onun kör olmasının sebebi birazcık da o prematüre evet, doğmuş var. Olmasına bağlıdır. Biz esasında prematür bebeklerde çok fazla kas gücü kaybı bekliyoruz, koordinasyon kaybı bekliyoruz ama dünyanın en iyi balerinlerinden bir tanesi Anna Pavlova'dır. Hı hı. Bu çok erken doğan bir bebektir. Dolayısıyla prematür bebeklere bir şans vermek lazım. Nice örnek mevcut aslında. Yakalayabilmesi için arkadaşlarına. Hı hı. Geçmişten günümüzde nice örnek var. Peki neden bu kadar fazla prematür doğumlar? Yani bunun belli bir şeyi var mıdır? Yani tıp teknolojisi geçtiğimiz hani geçmişe nazaran gün geçtikçe daha da ilerliyor. Hı hı. Bunun belli bir önlemi olabilir mi? Şimdi tabii prematür bebeklerle mücadele eden kişiler bu konuda çok da fazla tecrübe kazandı. Hı hı. Ama bu tecrübeye rağmen şu anda hala biz prematüre doğanların neden doğduğunun yarısını bilmiyoruz. Hı hı. Ama bazı risk faktörleri var. Bu evet, risk faktörlerini onlar. Eğer bilirsek ve bu risk faktörlerini de önüne geçmeye çalışırsak prematüre doğumların önüne geçmiş oluruz. Mesela yaşam tarzındaki değişiklikle bunu yapabiliriz. Evet. Mesela şu anda sizin yaptığınız gibi kadınların iş hayatına atılmış olması prematüre doğumları arttırıyor. Niye arttırıyor? Çünkü hem iş hayatında hem eve gittiği zaman evdeki işler kadını yoruyor. Kadını strese girmesine sebep oluyor. Oysa stresi biliyoruz ki biz yaklaşık olarak prematüre doğumlarının %30'undan sorumlu. Peki ne yapabiliriz? Çok şeyler yapabiliriz esasında ama hamile kalmış bir bayanın iş yerinde mesela çalışma saatlerini azaltabiliriz. Az strese girmesi. Evet, mesela daha az stresli bir iş bölümüne aktarabiliriz. Dolayısıyla böyle biraz daha koruyabiliriz. Yine kariyer endişesi maalesef doğumların geç yaşlara doğru kaymasına sebep oluyor. Evet, 35-40'a kadar çıktı. Kesinlikle. Mesela geçenlerde bir tane çocuğumun annesi 42 yaşında doğum yaptı. Dedim niye? Ya hocam ancak profesör oldum dedi. Dolayısıyla biz kimsenin çalışmasına karşı değiliz, kimsenin kariyer yapmasına karşı değiliz ama prematüre bebeklerin önlenebilmesi için 20'li yaşlarda gebe kalması teşvik edilmesi gerekir. Hı-hı. 35 yaşın üzerinde maalesef çok belirgin bir risk faktörü risk oluşur. Risk 35 yaşın üzerinde 35 mi başlıyor? 35 yaşın üzerinde. Yine ülkemiz koşullarında erken doğumlar önemli. Neden? Çünkü Türkiye'de erken evlilikler, bu da erken doğumları getiriyor. 18'in altında doğum yapma büyük bir risk. Hele hele 16'nın altında yapma çok büyük bir risk. O yüzden bu erken doğumların önüne geçebilmesi için bence kamu spotlarını biraz daha çoğaltmamız ve toplum olarak biraz daha bilinçlenmemiz gerekir. Bizim diğer bir önemli konumuz da burada gebelerin mesela çoğul gebeliklerin olmuş olması. Çoğul özellikle IVF dediğimiz suni gebeliklere baktığımız zaman bunlar da çoğul gebelikleri arttırıyor. Gerek çoğul gebelikler gerekse anne karnındaki suyun artmış olması hamilelikte doğumu provoke etmek. Çoğul gebelik ne oluyor tam olarak hocam? Biz yani anne karnında bir tane değil de bir bebek, iki bebek, üç bebek olmuş olması şeklindeki olmasıdır. Bu da bizim için çok bir risktir. Özellikle IVF doğumlarda artık eskisi gibi değil. Yani eskiden 3 tane, 4 tane bırakırlardı ve 300-400 doğardı. Artık 1 ya da 2 tane bırakıyorlar ve bu konuda da bilinçleniyoruz. Yine zamanımızda
Mesela tükettiğimiz sigara, alkol, alınan uyuşturucular hiç de azımsanmayacak şekilde çok yani. Radyasyonun etkisi mutlaka vardır. Kesinlikle. Değil mi? Yani mesela bilgisayarlar, şeyin uyuşturucu maddelerin alınmış olması erken doğumları iki kat artırıyor. Sigara ki şu anda Amerika'da sigara kullanım oranı %17'lere kadar düşürüldü ama Türkiye'de mevcut mesela Amerika'da da. Tabii bu sigara Türkiye'de çok fazla maalesef, bu konuya müsaadenizle biraz değinmek istiyorum. Tabii. Çünkü sanki çok zararsızmış gibi görüyoruz sigarayı ama erken doğumlara sebep oluyor. Doğumların düşük olarak olmasına sebep olabiliyor. Yine intrauterin gelişme geriliğine sebep olabiliyor. Daha sonraki çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yapıyor. O yüzden hamile kalan anne adaylarının sigarayı sadece hamilelik başlangıcında değil, hamilelikten önce bırakması gerekiyor. Niye? Çünkü yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki sigara içenle içmeyen aynı seviyeye gelebilmesi için sigaranın 16 hafta önceden bırakılmış olması gerekiyor. Şunu söyleyeyim, Habertürk'ün yazarı Fatih Altay da geçtiğimiz hafta köşesine taşıdı bu sigara konusunu. Elektronik sigara mı deniyor şu yeni? Aslında onlar çok daha zararlıymış hani. Şimdi kimisi sigarayı bırakıyor, evet elektronik kullanayım diyor. Aslında hepsinin toplatılması lazım diye de bir köşesine taşımıştık. Evet, kesinlikle bu konuda bilgilendirmek gerekiyor. Niye? Çünkü eskiden sigarayı bırakmak için değişik yollar aranıyordu. Doğru bu yolda, söyledim herhalde mi hocam? Doğru. Bu yolda birçok araç kullanıldı. Bunlardan bir tanesi de işte elektronik sigara. Ancak elektronik sigara ile ilgili ilk başta çıktığında araştırma yapılmamıştı. Nedir, ne değildir, etkisi var mıdır, yan etkisi var mıdır diye. Ama zaman içerisinde şu görüldü ki en az sigara kadar. Bakın en az sigara kadar zararı var. O yüzden işte ben sigara içmiyorum, elektronik olarak içiyorum. Aynen. Benim bir zararım olmaz gibi düşünce çok yanlıştır. Hatta Türkiye dahil olmak üzere bir sürü ülkede yasaklandı. Yani bu konu başına biraz dönersem 20'li yaşın altı ya da 18 yaşın altı değil mi, 35 yaşın üstünde erken doğum riski çok fazla. Bunu da buradan belirtelim. Bir de şu konuya geçmek istiyorum. Şimdi kutlamalar son yıllarda farkındalık yarattı. 17 Kasım günü de siz düzenlediniz. Nasıl buldunuz o kutlamayı? Bu farkındalığın bu kadar artması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Merve Hanım, prematüre doğumlarla savaşta esasında ilk adım toplumsal farkındalık yaratmaktır. Kolektiflik birleşiyor evet. Olması lazım. O yüzden bu toplumsal farkındalığı biz oluşturabilirsek, yani insanlarda evet ya aramızda böyle bir grup var ve bu grubun da böyle sorunları var dedirtebiliyorsak, işte o zaman prematüre doğumların önüne geçebiliriz. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Prematüre doğumlarla savaşta ilk adım toplumsal farkındalık. O yüzden 11 yıldan beri dünyada çok yaygın olarak kutlanıyor. Bizler de Eskişehir'de bu prematüre farkındalık ateşini yakmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce prematüre doğanları fark edelim, fark ettirelim diye bir sloganla başladık biz buna. Ve arkasından da şu anda 5.sini sizin de teşrif ettiğiniz toplantıyla devam ettirdik. Evet. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Esasında burada biz sadece bizim hastanemizde doğan prematür bebekler yoktu. Diğer hastanelerde doğanlar vardı. Kütahya, Afyon, Bilecik'ten gelen doğru. vardı. Dolayısıyla çok geniş bir gruptu. Ve sizin de gördüğünüz gibi 300 kişilik kalabalık bir gruptu. Bu sadece bizim Eskişehir'de değil, esasında Türkiye'nin en kalabalık prematüre gün toplantılarından bir tanesi işin doğrusu. Tabii burada hem prematüre bebek sahipleri, hem kamuoyu, hem de işin doğrusu il yöneticilerimiz de bizi destekliyor. Sayın Vali Yardımcımız Aslan Avşar Bey'e bu arada çok teşekkür ediyorum. Yine Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Yılmaz Büyükerşen geldi. Badem bize. Şekerleri dedi ya. Evet, evet. Güzel bir tanımlama yaptı orada. Dolayısıyla bizi ilk baştan itibaren hep desteklediler. Sizin söylediğiniz gibi
O şeker gibi görülmesi nedeniyle Sayın Başkanımız dedi ki bundan sonra bu prematür doğan, bu sevinen, gülen çocuklara biz badem şekeri olarak adlandıralım diye. Dolayısıyla bu tür farkındalıkları eğer biz oluşturabilirsek işin doğrusu o kadar kendimizi başarı addedeceğiz. Evet, ki son yıllara bakarsak da Türkiye genelinde de bu tarz etkiler hatta bu yılda çok fazla yapıldı diye düşünüyorum ki evet, bence evet. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de de bir sürü merkezde bu tür faaliyetler yapılıyor. Belki farkındasınız, belki farkında değilsiniz ama mesela İstanbul'da 17 Kasım'da Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken mor rengi göreceksiniz. İşte o mor renk işin doğrusu prematüre farkındalık için önemli bir şey. Evet. Sizler de evet, çok teşekkür çok teşekkür ederim. Mor kıyafet giymişseniz. Sizin kravat mor. Hala Kasım ayını bitirmedik. Kasım ayı prematüre farkındalık ayıdır. Her ne kadar Dünya Prematüre Günü geçirmiş olsak da bence bütün Kasım ayı boyunca bu tür etkinlikler yapmak gerekiyor. Tabii her Kasım ayı olsun, her yıl, her yılın her günü olsun sonuçta prematüre bebekler dediğiniz gibi her dakika doğuyor. Yani artıyor da ama tıp teknolojisiyle birlikte bunun da çözümü gitgide ilerliyor. Mor renk olarak düşünülmüş. Peki bunun hakkında bilgi verir misiniz? Neden mor renk olarak düşünüyoruz. Bunun normalde kaynağı nereden çıktı? Normalde mor renge baktığımız zaman ruhsal olarak sakinleştirici, ilham verici ya da hayal gücünü arttırıcı bir renk olarak tanıyoruz. Prematürelerde neden kullanmaya başladı? Çünkü prematüre doğan bir bebeğin cildine baktığınız zaman Merve'nin mosmordur. Yani doğduğunda. Dolayısıyla acaba bu mor renk bizi temsil etsin mi diye düşünmüşler ve daha sonra mor renk kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 11 yıldan beri bütün dünyada esasında prematüre bebekleri temsil eden bir renk haline gelmiştir. O yüzden biz sağlık çalışanları Kasım ayı içerisinde genelde hep mor kıyafetler giyiyoruz. İşte bizler mor kravat takıyoruz. Fularlar. Evet. O şekilde balonlar dolayısıyla falan. Artık insanların da mor rengi gördüğü zaman evet ya prematüre ayı bu ay ya da prematüre günü gibi düşünmeye başladılar. Öyle bir algıda bilinç oluşturmak tabii, kesinlikle. Mutlaka lazım. Çok teşekkür ederim. Var mıdır son olarak söylemek istedikleriniz? Ben tekrar prematür bebekler ve sağlık çalışanları adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah bizi izleyenler prematür bebek nedir, neler yapılabilir ile ilgili bilgi almıştır. Ben son olarak prematüre doğumları bir hastalık gibi görülmesini istemiyorum. Altını çizelim onu. Evet, prematüre doğumları bir hastalık gibi görmeyelim. Prematüre doğanlar en az normal doğanlar kadar gelişme ve sağlıklı bir hayat sürme kapasitesine sahip. Yeter ki biz onlara bu fırsatı verebilelim. Evet. Hem adaylar için hem izleyiciler için güzel, faydalı bir program oldu Sayın Kuşku. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Kuşku uzman programında bizlerleydi. Kendisiyle prematüre bebekler ve gelişimleri sorunları üzerine bir program gerçekleştirdik. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.